Herkese merhaba. Ben biraz kötü bir Haziran ve hani Temmuz ayı geçirdim işin açıkçası. Böyle bu süreçte dedemi kaybettim, işte babaannem rahatsızlandı falan derken hiç planda olmayan bir Türkiye seyahati de yapıp dönmüş oldum. Böylece tatilden de feragat etmiş oldum. Hiç problem değil, herkes mutlu, sağlıklı olsun. Benim için tabii ki en önemli şey bu. Ama bir yandan da çok yorucu ve yıpratıcı olduğunu itiraf etmek istiyorum açıkçası. Bu yüzden ben bir süredir kamera karşısına geçemedim. Temmuz ayı çok boş geçti, farkındayım. Sizi böyle shortslarla beslemeye çalıştım ama ne kadar yetti bilmiyorum ki aldığım yorumlardan gördüğüm kadarıyla yetmemiş. O yüzden bugün hemen kendimi toparlar toparlamaz video çekmek istedim. Kamera karşısına geçmek istedim. Bugün ne yapacağız? Bugün İngilizce'de Zamanlar serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Future Tense, yani gelecek zaman. İngilizce'de toplamda 12 tane zaman olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bunların 4 tanesi present, 4 tanesi past, 4 tanesi de future'dı. Bugün biz ilk future'a bakacağız. Nedir future tense'ler? Nedir bu 4 tane future tense? Biri simple future, yani bizim bugün işleyeceğimiz. İkincisi future continuous. Üçüncüsü future perfect. Dördüncüsü de future perfect continuous. Ne gerek var bu kadar şeye diye düşünenler için aynı zamanlar hemen hemen Türkçe'de de karşılık buluyor. Hatırlatmak isterim. Hazırsanız şöyle bir ufak kurallarla konuya giriş yapalım. Nedir bu simple future tense? Simple future tense deyince aklımıza basit gelecek zaman, yani şu gelecek. Ben konuşma anında, konuşma esnasında henüz üstüne çok düşünmediğim ya da planlamadığım şeyleri anlatırken kullanacağım. Örneğin biri bana bu yaz ne yapacaksın dediğinde, ya Türkiye'ye giderim. Niye? Ben çünkü genelde Türkiye'ye gidiyorum gibi bir düşünceye sahipsem işte tam olarak bu zamanı kullanıyorum. İşin planlı olduğu ya da çok kesinleştiği noktalarda ise olaya farklı bir tensler giriyor. Bunları daha sonra size anlatacağım. Simple future tense'in aynı diğer tensler gibi bir yardımcı fiili var ve bu will. Will'i olumsuz olarak kullanmamız gerektiği zaman will not, yani won't işin içine giriyor. Diğer tenslerde olduğu gibi bu tenste he, she, de şöyle bir şey olur, hani bu ayrılır, bu değişir gibi bir durum yok. O yüzden bu tens tadından yenmiyor. Çok basit bir tens. Sadece will'i olduğu gibi kullanmam gerekiyor. Sonrasında fiil yine olduğu gibi kalıyor. Herhangi bir değişime uğramıyor. Bu zamanla frequency adverbs kullanmak mümkün. Yani neydi bunlar? Sıklık zarflarıydı. Bir eylemi ne sıklıkta yaptığımızı anlatmamıza yarardı. Aynı zamanda da bu zamanın en sık karşımıza çıkan time adverbleri, yani zaman zarfları tomorrow, today, later today, in 5 minutes, in 2 hours, on Monday, on Saturday afternoon, next week or month, this year, etc. Şimdi biraz yardımcı fiilden bahsedelim. Az önce dediğimiz gibi yardımcı fiili olumlu olumsuz soru tüm cümlelerde bizim kullanabilmemiz gerekiyor. Ve bu özneye göre herhangi bir değişikliğe uğramıyor. İşin en güzel kısmı buydu. Olumsuzu will not, yani won't'tu. Şimdi örnek cümlelere bakalım. I will go to work. Ben işe gideceğim. Gördüğünüz gibi will kırmızıyla yazılmış. Yani bu benim yardımcı fiilim. Sonrasında gelen go fiiline hiç dokunulmamış. Olumsuzuna bakalım. I won't go to work. Yine aynı şekilde bakın, olumsuzluk ekibiyle eklenmiş, won't olmuş ama fiilde hiçbir değişim yok. Soruya bakalım. Will you go to work? Yine yardımcı fiilin başta, çünkü biz soru yaparken kuralımız gereği yardımcı fiilleri başa alıyorduk. Başka bir şey yapmıyorduk. Yine fiil, go fiili gördüğünüz gibi birinci halde. Şimdi ekrana yansıyan kısımsa az önce benim dayanamayıp iki kuralı bir arada anlattığım kısım. Fiil her zaman birinci halde, unutmuyoruz. Yine bakın, kırmızıyla yazılı fiillere dikkat edin. Bu defa da ikinci kısımdaki örneği inceleyelim isterseniz. She will eat ice cream. Eat gördüğünüz gibi yine birinci halde. She won't eat ice cream. Yine birinci halde. Will she eat ice cream? Yine fiilim benim birinci halde. Frequency adverbs, yani sıklık zarflarını bu zamanda kullanmamız mümkün. Şöyle bir örneklere bakalım. I will always love you. Bu cümleyi görünce de aklıma Titanic, sonra da Celine Dion geliyor. Yani o şarkısı geliyor. Yaşlar da ortaya çıkıyor böylece. Neyse, kusura bakmayın. I will always love you'ya bakacak olursak, kırmızıyla yazılı olanlar benim sıklık zarflarım. Yani bir eylemi ne sıklıkta yaptığımı, yapacağımı bildiren zarflar. Buradaki cümlede de bu seni her zaman seveceğim anlamına geliyor. Ve gördüğünüz gibi always'in yeri yardımcı fiille fiilin arası.
They will never go to China again. Onlar asla bir daha Çin'e gitmeyecekler diyor. Burada yine sıklık zarfı yardımcı fiile fiilin arasına girmiş, dikkat edin. She will eat fruit every day from now on. Bugünden sonra her gün meyve yiyecek. Every ile başlayan her şeyi kullanmamız mümkün. Gelecek için söz verdiğimiz anlamına geliyor. We will go to gym twice a week. Haftada iki kez spora gideceğiz diyor. Bu da yine gelecekle ilgili verdiğimiz bir sözü, sıklığını anlatmamıza yarıyor. Son olarak biraz da zaman zarflarının kullanımına bakalım. Az önce en sık kullanılanlara şöyle bir değinmiştik. Bunlarla ilgili örnek görelim. I will be back in 5 minutes. 5 dakikaya döneceğim diyor. Zaman zarfları ile ilgili en çok dikkat etmemiz gereken şey cümlenin sonunda onları kullanmayı tercih etmemiz. Peki başka bir yerde kullanabilir miyim? En başında da kullanabilirim. Yani şöyle diyebilirim. In 5 minutes, virgül, I will be back. Ama genellikle sonunda tercih etmeye çalışalım. Bu şekilde daha güzel bir cümle elde etmiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım. She will come home today. Bugün eve gelecek. They will go to the cinema next Sunday. Gelecek pazar sinemaya gidecekler. We will graduate this year. Bu yıl mezun olacağız. Gördüğünüz gibi aslında şimdiye kadar işlediğimiz, karşımıza çıkan en kolay tense demek mümkün. Çünkü yapmam gereken tek şey cümle kurulumunda özne will, fiilin birinci hali ve nesneyi getirmek ya da işte olumsuzsa want ya da soruysa will'i başa almak. Ama ben her koşulda yardımcı fiilimi cümlenin içinde kullanıyorum ve fiilime asla dokunmuyorum. Dolayısıyla gerçekten dediğim gibi en kolay zamanlardan biri bu. Şimdi şöyle bir önce olumlu, sonra olumsuz, sonra soru içeren örnekleri görelim. Sonra da bir ufak quizle sizi sınayıp videoyu sonlandıralım. Hazırsanız başlayalım. Yapmamız gereken şey positive sentence structure, yani cümlelere will ve fiilin birinci halini eklemekti. Birincisinin cevabı I will go to the bookstore next weekend. Will go olacak çünkü pozitif yapıyorum. 2. If she passes the exam, she will be very happy. Be fiilini kafanızı karıştırmayın lütfen. Be fiili present'te am, is, are, past'ta was, were, işte perfect'te been olur ama future'da herhangi bir değişime uğramaz. Diğer fiillerden hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla olduğu gibi kalır. 3. He thinks the conservatives will win the next election. 4. The meeting will take place at 8 a.m. Yine will ve fiilin birinci halini kullandık. 5. If you eat all of that chocolate, you will feel sick. Yine will ve fiilin birinci halini kullandık. Alıştırmada yapmamız gereken şey kırmızıyla da bize belirttiği gibi negative sentence structure'dı. Yani won't ve fiilin birinci halini kullanacaktık. I will not ya da I won't go to the bookstore next weekend. If she passes the exam, she won't be very happy. He thinks the conservatives won't win the next election. The meeting won't take place at 8 a.m. If you eat all of the chocolate, you won't feel sick. Şeklinde olması gerekiyor.
Şimdi sonuncu kısma bakalım. Question sentence structure, yani soru cümlesi yapmamızı istiyor. Soru cümlelerde yapmamız gereken şey yardımcı fiili başa almak ve fiili yine olduğu gibi kullanmaktı. Will you go to the bookstore next weekend? If she passes the exam, will she be happy? Will the conservatives win the next election? Will the meeting take place at 8 a.m.? Will you eat all of the chocolate? Umarım alıştırmalar biraz daha konunun oturmasına yardımcı olmuştur. Şimdi quiz geliyor. Quiz'i yaparken orada verdiğim zamana bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ben sadece video çok uzasın istemediğim için çok fazla, yani yeterli bir zaman aslında ama yine de çok fazla zaman vermek istemedim. Ama siz yine de şöyle bir önden dönüp tekrar yapabilir. Önünüze aldığınız notları şöyle bir kontrol edebilirsiniz. Konuyu öğrenene kadar kopya çekmek diye bir şey benim kitabımda yazmıyor. Mutlaka bakabilirsiniz. Bu öğrenme sürecinin bence bir parçasıdır ve çok da işe yarar. Şimdi yapmanız gereken şey, verilen süre içerisinde veya videoyu durdurarak quiz'i yapmanız. Size 10 soru bekliyor. Karışık olarak gelecekler. Umarım çok iyi geçer. Başarılar dilerim. Kolaydı değil mi? Diyen yani böyle gıcık öğretmenler vardır ya. Çok basitti. Umarım çok iyi geçmiştir quiziniz. Umarım her birini doğru yapmışsınızdır. Ama eğer olur da yanlış yaptığınız ve anlamadığınız kısımlar varsa yorumlarda buluşalım. Bana ulaşmak çok kolay. Yorum yazabilir ya da sosyal medya ağlarından bana ulaşabilirsiniz. Buna da sayfamdan bakabilirsiniz. Yani Instagram, Facebook, işte Twitter adreslerim orada mevcut. Yani YouTube'dan bahsediyorum. Ana sayfada sağ üstte. Mevcut. Aynı zamanda da şuralara bir yerlere, özellikle Instagram zaten kullanıcı adımı bırakıyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olarak, bildirimleri açarak ya da en azından bu videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize harika bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.